Merhaba sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler, yeni bir haftaya daha giriş yapıyoruz. Bu hafta geçtiğimiz hafta sonu yaşadığımız Koç burcundaki ay tutulmasının etkilerini hem duygusal olarak hem de çevremizdeki gelişmelerle hissetmeye başlayabiliriz. Özellikle sosyal hayatımızda arkadaşlarımızla ilgili konularda bazı beklenmedik durumlar, hızlı gelişmeler içerisinde olabiliriz. Bu haftanın ilk günü pazar günü ay boğa burcunda ilerliyor olacak. Ay boğa burcunda ilerlerken biraz içe dönük olabiliriz, dinlenmek isteyebiliriz. Kendimize dönük bilinçaltımızı inceleyebileceğimiz ya da yeni kararlar verebileceğimiz bir gün geçirmek isteyebiliriz. Kalabalıklar arasında çok fazla olmak istemeyeceğimiz bir gün olabilir pazar günü. Dinlenerek geçirmemiz daha faydalı olacaktır. Gün içerisinde ay Satürn karşıtlığı, ay Merkür karşıtlığı gibi biraz gergin etkiler olduğu için özellikle ufak tefek sağlık sorunları yaşayabiliriz. Yorgunluktan kaynaklı veya stresten kaynaklı bazı problemler oluşabilir. Bunun yanı sıra yakın çevremizdeki kişiler ve aile üyelerimizle de ilişkilerimize dikkat etmek ve onlara karşı biraz daha anlayışlı olmak gerekiyor. Pazartesi günü de ay boğa burcunda olacak ve gün boyu boşlukta olacak. Her ne kadar hafta başı olsa da çok fazla çalışmak istemeyeceğimiz bir gün olabilir. Ay boğa burcunda boşlukta olduğu için zaten günlük işlerimiz biraz yavaş ilerleyebilir. Sonuç almakta da zorlanabiliriz. Önemli girişimler yerine planlamalar yaparak o günü geçirmek daha doğru olacak. Aynı gün Akrep burcunda Merkür retrosu başlayacak ve 10 Kasım'a kadar Merkür Akrep burcunda retro harekette bulunacak sevgili ikizler. Bu süreç içerisinde özellikle günlük hayatınızda, rutinlerinizde, iş yaşamınızda bazı yeni düzenlemeler, planlamalar yapabilirsiniz. Geçmişe dönük eski işler karşınıza çıkabilir, eski projeler karşınıza çıkabilir. Yarım kalmış işlerinizi bitirebilirsiniz bu süreç içerisinde. Günlük hayatınızda iletişim sorunları çıkabilir. Özellikle kullandığınız araç, gereç, elektronik aletler veya evinizde kullandığınız araç gereçlerde bozulmalar olabilir. Günlük hayatınızı bir şekilde etkileyebilir. Randevularda gecikmeler, anlaşmalarda fikir değişiklikleri gibi konular özellikle iş hayatınızda iş temponuzu biraz geciktirebilir. Sevgili ikizler, Merkür sizin gezegeniniz olduğu için sizi etkileyebilir Merkür retrosu. Bu nedenle özellikle günlük hayatınızı planlarken daha detaylı hareket etmeli, tüm olasılıkları gözden geçirmeli, aksiliklere karşı da önlem almaya çalışmalısınız. Biraz daha zihinsel olarak bu süreçte içe dönük olabilirsiniz. Özellikle geçmiş kırgınlıklar, kuruntular biraz daha aklınızı kurcalayabilir. Gizli kalmış konulara daha fazla merak sarıp onları öğrenmek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki sırlar daha fazla ilginizi çekebilir. Merkür Akrep Burcu'nda biraz daha kuruntucu ve kuşkucu bir zihin yapısı vereceği için bu süreç zaman zaman sizi rahatsız edebilir. Kendinizi rahatlatacak faaliyetlerle ilgilenmeniz tabii ki bu zararlı düşüncelerden de sizi biraz kurtaracaktır sevgili ikizler. Bunun yanı sıra bu zihin yapısını özellikle işlerinize olumlu olarak yansıtırsanız daha verimli sonuçlar da alabilirsiniz. Çünkü Merkür Akrep Burcu'nda detaylara da çok fazla dikkat edeceği için gözden kaçırılmaması gereken konuları da çabuk keşfedebilir. Bu da özellikle işlerinizde ve günlük işlerinizde size faydalı olabilir. 22 Ekim'de Mars gününde Salı gününden itibaren artık Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Ay İkizler Burcu'nda biraz daha kendinizi pozitif hissedebilirsiniz. Enerjiniz yerine gelebilir. Daha hareketli ve değişken bir gün geçirebilirsiniz o gün. Özellikle sabah saatlerinde Salı günü Ay Neptün karesi olduğu için zihinsel karışıklıklara, dalgınlıklara karşı dikkat edin. Merkür'ün de retroya başladığı ilk gün olacağı için unutkanlıklar olabilir. Dalgınlık ve karışıklık nedeniyle özellikle sözlü iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalar olabilir. Mail, mesaj gibi konularda iş yerinizde bazı ufak tefek pürüzlerle karşılaşabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor o gün. Çarşamba günü Ay İkizler Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Aynı gün Güneş burç değiştirecek. Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Bu da bir ay boyunca iş dünyanızın biraz daha
gündeminizde olacağını, daha fazla çalışmanız gereken bir süreç olduğunu, günlük hayatınıza enerjinizi daha fazla yoğunlaştırmanız gereken bir süreç olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra sağlığınızla da ilgilenebilirsiniz. Bu süreç içerisinde bir check-up yaptırmak, sağlık kontrollerinizi yaptırmak, kronik bir sağlık sorununuz varsa onunla ilgilenmek ve tedavi imkanlarını araştırmak bu süreçte daha fazla gündeminizde olabilir. Perşembe günü Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Ay Yengeç Burcu'ndayken maddi konular biraz öne çıkabilir. Perşembe ve Cuma günü özellikle banka işleriniz, para işleriniz, alacak verecek, ödeme veya alışverişle ilgili işleriniz varsa Perşembe ve Cuma günü bunlarla uğraşabilirsiniz. Özellikle Cuma günü haftanın en verimli günlerinden Ay, Satürn ve Merkür'le yapacağı olumlu açılarla sizi destekleyecek. Hem iş ilişkilerinizde hem özel ilişkilerinizde verimli sonuçlar alabilirsiniz. Cumartesi günü de Ay Yengeç Burcu'nda olacak, günün ilk yarısında boşlukta olacak. Cumartesi günü biraz daha sakin geçirmek isteyebilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerinizde zaman ayırabileceğiniz bir gün. Akşam saatlerinde Ay'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber cumartesi akşamı ufak tefek seyahatler yapabilir, sosyal organizasyonlara katılabilirsiniz. Yine çevrenizde yakın kişilerle, arkadaşlarınızla birlikte faaliyetler yapabileceğiniz hareketli bir akşam da olabilir cumartesi akşamı sizin için. Evet sevgili ikizler, bu haftalık bu kadar. Günlük yorumları da takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.